Stüdyoda konuklarım var. 3 yıllık evli olan bir çift Mersin'de yaşıyorlar. Sevgili Aylin ve Sezer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Bir aydır İstanbul'da misafirimizsiniz. Evet. Programa bir başvuruda bulundular ama onların mağduriyetleri yok da bir beklentileri ve istekleri vardı. Neydi o? Bebek. Bebek. Yani birçok tedavi gördük, aşılama. Yani 3 yıldır uğraşıyoruz, birçok süreçten geçtik. Aşılama yaptırdın? Evet, hepsi olumsuz oldu. Hiçbirinden bir sonuç alamadık. Yani gittiğimiz doktorların hepsi tüp bebek yaptırmak zorunda olduğumuzu söyledi. Tabii maddi imkanlar. En son işte biz sizi çok severek izliyoruz. Ailece, kayınvalidem çok ısrar etti başvurmak için. En son başvuruda bulunduk. Siz geri dönüş yaptınız. Kayınvalideniz mi başvuruda bulundu? Yani ikimiz de başvurduk. İkinize. Aslında onun ısrarıyla oldu. Biz daha çok çekiniyorduk böyle. Eşim, kayınvalidemin de ısrarıyla başvuruda bulunduk. Bir aydır buradayız. Sürecimiz devam ediyor şu anda. Tabii ki neredeler? Doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na. Evet. Buradan sevgilerimi de gönderiyorum hocama. Bu süre içerisinde tüm işte kontroller yapılıyor, tüp bebekle ilgili neler yapılması gerektiğini çiftimize anlatıyor. Evet. Sezer, bir bebeğiniz olmasa bile evliliğiniz devam eder mi? Tabii ki devam eder. Yani bebeğimiz olursa daha iyi olur, olmasa da biz birbirimize tekrar sımsıkı sarılıp yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu süreçte en büyük yükü kim taşıyor sence? En büyük stresi? Yani eşimle ben birlikte hemen hemen aynı stresi yaşıyoruz. Tabii. O stresi sen de onun kadar yaşıyorum ister istemez ama sence tabii ki. Sence aynı? Yani ikimiz de aynı derecede üzülüyoruz. Tabii ilaç kullanımı, tedavi süreci hani bayanları, kadınları daha çok yoruyor ama hani eşim de desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Çok, yani bunu duyduğuma çok sevindim şu açıdan. Hani bir bebek olmasa da ilişkiniz, evet, aşkınız, sevginiz ve evliliğiniz devam eder. Devam yani biz eder. Çok zor süreçler yaşadık. Yani eşim bir sene önce falan bir hastalığa yakalandı. Bir tedavi süreci geçmiş falan. Geçmiş olsun. Yani çok zor süreçler yaşadık. Gerçekten 3 yıldır evliyiz ama yaşadıklarımız yani bayağı bir çoktu. Evliliğin başında da diyoruz ya hastalıkta, evet, sağlıkta, iyi günde, kötü günde hep birbirimizin yanında olacağız diye. Mühim olan o fırtınaları beraber göğüsleyebilmek. O zaman limana sağ çıkabilirsiniz. O güzel günleri beraber yaşayabilirsiniz. Aylin ve Sezer Değirmen çifti 3 yıllık evliliğinde defalarca bebek sahibi olabilmek için gerekli tedavi yöntemlerini denemişler. Bir aydır da buradalar. Doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'nun kontrolünde bir tedavi uygulaması yapıldı. Nedir sürecin şu anda? Yani transferimiz yapıldı. Bugün 11. gün. Şu anda bekleme aşamasındayız. Tekrar bir pazartesi günü kontrole gideceğiz. Yani daha önce 2 kez kan alınmıştı. Bugün yani az önce aradılar. Çok olumlu değilmiş açıkçası. Yani tekrar baştan başlamamız gerekiyor sanırım. Bu senin için yıpratıcı bir süreç mi? Çok fazla ama değer. Ama değer. Evet. Bence de değsin. Allah o evladı kucağınıza almayı, onunla uyumayı, onun kokusunu çekmeyi size nasip etsin. Amin. Etti de zaten. 3 haftalık yani hamilesin. Yani ama bizi az önce aramışlardı. Ama sen hamilesin. Gerçekten mi? 3 haftalık hem de. Çok teşekkür yani ederim. Yani Aylin anne oluyor, Sezer baba oluyor. Ay. Yani sonuç burada. Alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin, bu senin. Okuyabilirsin. Kim oluyor? Kayınvalide mi? Gelin böyle duramadı, fırladı o anda yerinden. Babaanne oluyor, babaanne. Aslında o benim kayınvalidem değil, annem. Ay.
ben. Gözünüz ya, aydın. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. 3 yıldır uğraşıyorlardı. Güzel bir moral oldu bize. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra moraliniz hep yüksek olsun. Aylin kendini hep iyi hissetsin. Ve bu 9 aylık gebelik süreci sağ salim sağlıkla sonuçlansın. Yavrunuzu kucağınıza alın. Siz babaanne olun. Sezer baba olsun. Aylin anne olsun. Ama en önemlisi dünyaya getirdiğiniz cana çok iyi bakın. Zaten yani bu saatten sonra hayatımızı onun için yaşayacağız. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. İnanın bu programı yaparken bu sosyal yardımlarda en sevdiğim alanlardan biri bu. Bebek sahibi olamayan çiftlerimize bu süreçte onların yanındayız. Onların tedavi sürecini üstleniyoruz. Tabii ki bu müjdeleri doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'ndan alıyoruz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Zaten artık aile dostu gibi olduk. Yıllardır yine güzel bir müjdeyi bugün vermek bize nasip oldu. Ve bir çiftimizi daha buradan hem sevinçle hem de mutluluk gözyaşlarıyla uğurlayacağız. Programın çelişkisi burada değil mi ya? Bir tarafta çocuklarını bırakanlar, öbür tarafta arayıp ne olur bize bu konuda bebek sahibi olmamız konusunda destek olun diyenler. O yüzden herkes anne baba olamıyor. Anne baba olacak olan insanın en önemli şeyi sorumluluk sahibi olması, vicdan sahibi olması ve buna hazır olması gerekiyor. O yüzden tüm Esra Eroğlu ekibine çok teşekkür ediyorum. Başladığımız gün 28 Ağustos 2022, yıllar öncesi de var. Bu programa katılan her konuk kapıdan içeri girip buraya çağrıldıktan sonraki süreçte şu stüdyodan huzurla ve mutlu, sorunun çözülmüş olarak gitmesi ve giderken onların hayır duasını almak inanın bizim için çok kıymetli. Bu dönemde bizi yalnız bırakmadığınız için tüm izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün böyle yıl sezondan çok güzel görüntüler var ama en çok bir komik VTR hazırlamışlar. Şimdi bak, o gerginliğin içerisinde biz bunları hangi ara yaşadık diyorsunuz. Neler var? Sizi kovan da varmış. Ben hatırlamıyorum mesela o anı. Bu hanımefendi gitsin diyen de varmış. Bak, inanamazsınız. Biraz sonra o anları getireceğiz. Fakat stüdyoda başka konuklarım var. Aslı ve Ercan Uluğ çifti. İstanbul Büyükçekmece'den katılıyorlar programa. Büyükçekmece. Programa başvuruda bulunmuşlar. Hangi sebeple programa başvuruda bulundunuz? Tüp bebek tedavisi için. Programımıza başvurduk. Siz de bu konuda bize destek verdiniz ve Ali Osman Koyuncuoğlu'na yönlendirdiniz. Bu konuda Hülya Hanım'a... Evet, Hülya Hanım'dan gelmiş. Sizi, evet. Çok memnun kaldım. Yani o kadar çok destek oldular ki, profesyonel bir ekibi var. Her gün bilgi veriyorlar, testler. Yaklaşık 2 aydır bu tedaviyi görüyorum. Evet. Güzel haber bekliyorum inşallah. Cumartesi transfer yapıldı. Ay. Evet, çok heyecanlıyım. Öncelikle bu arada Ali Osman Koyuncuoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Benim de hep söylüyorum, bu programdaki sosyal yardımlaşma benim için çok kıymetli. Ama özellikle de tüp bebek tedavisi konusunda artık belli şekilde imkansızlıklar dahilinde olan, defalarca denemiş olan kişilere o şansı bir kere daha vermek için ben onun kapısına gittiğimde beni kırmadı. O gün bugündür gerçekten sayısız bebeğin doğmasına vesile oldu. Doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgilerimi de gönderiyorum. Ali Osman Hocam, sizi insan olarak, aile olarak da bu süre içerisinde tanıdım ve çok sevdim. Hep güzel haberler verdiniz bize. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Şimdi kaç yıllık evliyiz? 3 yıllık evliyiz. 3 yıllık evlisiniz. Evet. Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? İş başvuru evraklarını teslim ederken. Ne iş? Aynı şirkete başvurmuşuz. Aynı gün? Evet, aynı gün. Gün, evet. Evraklarımızı teslim ederken. İkimiz bir tanıştık. Uzatırken böyle evrakları. Ne işiydi bu? Söylemek zorunda değilsiniz tabii. Ha, tamam, söyle. İkiniz aynı anda aynı iş görüşmesine gidiyorsunuz. Evet. Birbirinizi gördünüz evrakları. Ki streslisinizdir. Kabul edilecek misiniz? Ya, farklı bir tipi var zaten. Evet. Oradan biraz ilgi çekmiş dövmelerim kendisi. Daha sonra bir hafta sonra aynı bölüme atandığımız karşılaştık. Sonra orada tekrar tanışıklığımız devam etti. Böyle bir süreç başladı. 6 yıldır tanışıyoruz. 6 yıllık bir ilişki evet, aslında. Evet, 6 yıllık. Son 3 senedir evlilik
devam ediyor. Evet. Maşallah. Ne güzel bak, yeni bir şey deriz ya, yeni bir iş, yeni bir aşk diye. Siz işi de aşkı da aynı anda yakaladınız. Aynı anda, evet. Bana da geldiniz, dediniz ki Esra Hanım bize yardımcı olun diye. Ben de size müjdeyi vereyim ya. Gerçekten mi? Gerçekten evet mi? Aslı Hanım, anne Ercan Bey baba oluyorsunuz. Gerçekten mi? Evet. Ciddi olamazsın. Ay. Canım benim. Çok teşekkür ederiz her şey için. Gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten. Şu an içinizde bir can var. O cana iyi bakmanız, iyi büyütmeniz dileğiyle. Önce çok sağlıkla kucağınıza alın. Çok teşekkürler. Çok sağ olun her şey çok için. Çok mutluyum. Ay gel. Ay bak hemen. Gel. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. O yüzden. Korkmayın. Hiç korkmayın. Hemen. Bana gerçekten mi diyorsunuz? Belgesiz konuşmam biliyorsunuz. Pozitif. Gerçekten mi? Çok zorlu bir süreçti, çok sancılıydı. Çok korkuyordum. Ama hep umutluyduk. Hep umutluyuz. Çünkü umut çok önemli burada. Onu benim çok inandığım bir söz kaybeder. Biliyor musun? Gerçekten nefes aldıkça umut hep var. Bu süreci evet. Yaşayan, bu dengeler bozuluyor, hormon bozuldu, yükleniyor, çok... ilaçlar. Şöyle seyircilerimize dönün bak, senin gibi şu an bu tedavi sürecine başlayacak olan, düşünecek olan kadınların da umudu olacaksın. Kesinlikle mutlu olsunlar, asla kaybetmesinler. Şu anda da bir sürecimiz devam ediyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz buradan. Biz de buradan sevgili uzman doktor Ali Osman Koyuncuoğlu'na teşekkür ediyoruz. Kadın hastalıkları ve tüp bebek tedavisinde doktor kendisi bu süre içerisinde yönlendirdiğimiz herkesle gerçekten kardeşi gibi de ilgileniyor. Tüm hastalarıyla da öyle. Sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Sümeyra ve Metin kaç yıllık evli? Metin? 2 yıllık. 2 yıllık evli. Tanışma hikayeniz nasıl? Yani eşimin kuzeni, eşi benim yaklaşık 12 senelik arkadaşım. Onların düğününde tanıştık biz. Daha doğrusu tanışmadık da görüştük, karşılaştık. Yaklaşık 1 ay sonra da biraz da arabulucular araya girdi. Öyle vesile oldu. Görücü usulü. Yok bilmiyorum. Aslında görücü usulü değil yani. Öyle de pek sayılmaz gibi. Aynen. Nerede bir farklılık var? O düğünde tanışıp birbirinizden hoşlandınız mı? Orada yoksa kendiliğinden mi gelişti? Görüşme olmadı aslında. Sadece birbirimizi gördük. O kadar. Ondan sonrası olmadı. Kuzenim eşime söylüyor, abi böyle böyle kuzenim var diye. Eşim aslında evlilik kafasında hiç değil. Ben de aynı şekilde evlilik kafasında değilim. Neydi o... sizi evlilik duygusundan uzaklaştıran? Çünkü normalde biz toplum olarak öyle bir yetiştiriliyoruz ki daha doğar doğmaz neredeyse kafamızda o beyaz gelinlik hayali var. Aslında ben biraz daha çalışayım hani kariyer tarzındaydı. Ben öyle düşünüyordum açıkçası, hani çalışayım, kendi ayaklarımın üzerinde durayım. Hiç o evlilik kafasına falan girmemişti. Eşim de aynı şey, hani keza o da babasını falan kaybettikten sonra tek annesiyle kaldığı için o da hiç o şekilde düşünmemiş. Ondan sonra da yani bir daha dönüş olmadı. Bir ay, 2 ay sonra tekrardan hani böyle bir nasip oldu. Ben Eskişehir'de yaşıyordum o zaman, düğün için gelmiştim. Eşim de ondan sonra tekrardan işte internet aracıyla, sosyal medya aracıyla... O oradan yazdı, ben öyle yazdım derken ondan sonra oldu. Anladım, tam da görücü usulü olmamış. Hani evet. Aracı olmuşlar ama o beklendikleri o harekete geçme süreci evet. Sizin kendi iç duygunuzla yönettiğiniz bir şey. Aslında eşime de çok hani böyle söylüyorlar evlen falan diye. Beni gösteriyorlar düğünde, diyor ki yok asla ben istemiyorum siz evlenmeyi. Siz niye korkuyordunuz evlilikten? Ya benim eşim her şeyimi biliyor. Ben daha önce kısa bir süre bir nişanlık yaşadım. Ondan sonra da biraz bu işlerden soğudum. Sonra üstüne babamı, dedemi peş peşe kaybettim. Ondan sonra annemle yaşıyordum. Tek taraflı düşünmedim. Evlendikten sonra annemi de düşünmek zorundaydım. Yani nasıl olacak, o süreç nasıl gelişecek? Ondan dolayı da biraz işime de adadım kendimi. Biraz ikinci plana atmıştım. Evet, annem birçok kez bunu dile getirdi. Ben yarın bir gün hayatta olmayacağım. Yuvanı kur, ayaklarının üstüne dur. Tarzında çok konuştu. Ama hiçbir zaman yoktu. İşte nasip kısmet.
Yine yoktu. Ama mesela sürece bakarsak ben eşimi tanıştıktan bir ay sonra evlenme teklif ettim. Ha, o kadar kısa sürede. Evet. Evet. Bir ay bile değildi aslında, 25 gün tarzında yani, falan bir evlenme. Neydi sana İnsan verdi hissedebiliyor. O duygu? Nasıl bence, hissettin? Ben hissettim. Yani deli ruhlu hali. Ondan, ben her zaman tuttuğunu kopartan. Çünkü öyle bir annede büyüdüm ben. Hmm. Öyle bir ailede büyüdüm. O da öyleydi kendisi. Biraz cevvaldi. Kendisi tuttuğunu kopartandı, girişkendi. Onu gördüm. Boşuna ondan... demiyorlar yani. Şimdi mesela kızlar için diyorlar ya, babalarına benzer biriyle, benzer birini ararlar. Babadaki özelliklerin de hayat arkadaşında olmasını isterler. Erkekler için de aynı şey geçerli. Bence öyle. Anne cevvalse cevval kadınlardan, her işini kendi yapan, tuttuğunu kopartan, evet, her işin altından kalkan, çözüm üreten kadınlardan hoşlanıyorlar. Aynen öyle. Peki evlilik hayatı içerisinde beklediğiniz o haber, bebek müjdesini bir türlü alamadınız. Bu ilişkinizde bir yıkıma sebebiyet ya da bir ayrılığa getirdi mi sizi, yoksa birbirinize daha mı sarıldınız bu süre içinde? Daha çok sarıldık. Daha çok sarıldık ama benim en büyük destekçim eşimdi. Yani bana devamlı, hani böyle vardır ya, illaki bir erkek hani baba olmak ister, evlat sahibi olmak ister. Eşimde o yoktu. Diyordu ki sen benim zaten çocuğum gibisin. Sen zaten deli ruhlusun. Ben seninle zaten büyüyeceğim. Ben seni her şeyini bilerek aldım. O yüzden hiçbir şekilde ben hani çocuğumuz olmasa bile bir ömür boyunca ben seninle devam edeceğim bu yolda dedi. Birçok biz tedavi de gördük. Ondan en son ben umudumun bittiği yerde, yani siz karşımıza çıktınız. Öylelikle yani başladık ama bu süreçte hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı kendisi. Ben senin yanındayım, hiçbir şekilde korkma. Hani bir çocuğumuz olmasa bile birbirim, hani ikimiz varız dedi. Bu dünyada dedi sen benim için, ben senin için diye o şekilde devam etti. Öyle mi Met? Evet. Ben hiçbir önce... zaman yani yüzüme vurma durumu olmadı benim. Yok. Anne baba olmaya hazır mısınız? Bu soruyu çok sormuyoruz kendimize. Ben aslında... o yeterliliğe sahip miyim? Hani bir işe girerken üniversitesini okuyorsun, okulunu okuyorsun, stajını evet, yapıyorsun ama annelik babalıkta böyle bir durum yok. Anne baba olmaya hazır mıyım? Ben o sorumluluğu taşıyabilir miyim sorusunu da kendinize sordunuz mu? Aslında bu süreç zarfınca o kadar çok yıprandık. Ben de eşime diyordum hani yapabilir miyiz? Bir anne baba olabilir miyiz? Ya da bir çocuğumuz olduktan sonra gerçekten ona bir gelecek hani vaat edebilir miyiz? Ondan sonra baktım evet, hani çocuk istiyorum, anne olmayı da istiyorum. Eşim zaten çocuklara böyle gerçekten aşık. Onun yeğeni var, 3 tane yeğeni. Bir tanesini daha yeni kucağımıza aldık zaten. 2-3 gün oluyor onu da kucağımıza alalı. Yani onda gördüğüm o baba şefkati aslında dayı gibi değil. Sanki onlara böyle o kadar içten yaklaşıyor. Onun da yaklaşımı çok güzel böyle çocuklara karşı olsun. Hani bir baktığınız zaman anlarsınız ya bir insanda hani babalık yapabilir mi ya da bir baba hani rolü çıkar mı diye. Eşim de onu ben defalarca kez gördüm. Hani kendi çocuğu olmasına rağmen dışarıdaki başka çocuklara bile nasıl davrandığını gördükten sonra hani anneliğe ve babalığa hazır olduğumuzu düşünüyoruz açıkçası. Bu tedavi sürecinden sonra doktorunuz Ali Osman Koyuncuoğlu size dese ki ya Sümeyye ve Metin maalesef ki bu tedavi süreci olumlu sonuçlanmadı. Aslında biz tamamen teslim olmuş durumdayız. Hani Rabbime teslim olmuş durumdayız. Hani eğer veriyorsa bir hayır, vermiyorsa da bin hayır vardır diye düşünüyoruz bu olayda. Artık hani bizimkisi tamamen teslimiyet. Ben öyle düşünüyorum. Her şeyde bir hayır vardır. Olmuyorsa belki de zamanı da bir hayır vardır. Oluyorsa da bir hayır vardır. Her şeyin zamanı vardır. Az önceki sorduğunuz soruya, evet 4 gün önce 3. yeğenimi elime aldım. Her yeğenim elim alışımda babalığı gerçekten sorguladım. Yani bir yani bu iş çocuğu dünyaya getirmekle bitmiyor. Evet, ciddi bir süreç. Kendi çocukluğumu da gözümün önüne getirse annemin verdiği mücadele, babamın verdiği mücadele. Yani hiçbir çocuk kolay yetişmiyor. Ama evvela annemle babamın bize öğrettiği yani güzel bir şey önce insan olmak. Yani bizim bir evladımızı aşılamamız gereken en önemli şey o. Önce insan olmak. Evet, bence kimse anne baba olmaya hazır değil. Ben yine söylüyorum, kendi fikrim bu. Bunu yaşayarak öğreneceğiz. Çocuğumuzla büyüyerek... Öğreneceksiniz. Bence öğreneceğiz. Yani önce tabii ki o hayırlı haberi alıyor ve ondan sonra hayatınızı inşa etmeye başlamanız evet, aşama gerekiyor. Aşama aşama. Sevgili Sümeyra ve Metin, bu hazırlığa başlasanız iyi olur. Çünkü... Sümeyra 5 haftalık hamile.
Ama az önce biz konuşmuştuk. Test yapacaklarını söylemişlerdi bize de. Az önce ben de içimden geçeni söyledim ben. Evet. Olacak dedim ben. Ben öyle hissediyordum dedim. Bundan sonra bir gebelik süreci var. Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Çok teşekkür ederiz. Ben hiçbir şey yapmadım vallahi. Doktor Ali Osman Koyuncuoğlu'na buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu süreçte de bize çok yardımcı oldu. Kendisi, hemşireleri, özellikle Bahar hemşire. Yani devamlı hep onunla irtibat halindeydim. Devamlı her sorduğum şeyde bana yardımcı oldu. Hiçbir zaman bıkmadan sanki biz oranın gerçekten özel bir hastasıymışız gibi. Hani böyle ikinci plan atma durumu hiçbir şekilde olmadı. Ya Ali Osman Hoca zaten ona yani o kadar teşekkür ederim ki her şekilde bana hiçbir zaman böyle negatif gelmedi. Hep böyle pozitif. Yani başaracağız, olacak, hep öyle. Biz biraz daha hani bir süreç yaşamıştık. O yüzden hani kendimizi çok hazırlamak istemiyorduk aslında bu sürece. Ama yani ben de az biraz önce biraz söyleyeyim mi? Evet. 5 haftalık hamilesin. Çok teşekkür ederim. Metin baba Sümeyra'da Allah nasip ederse anne oluyor. Gözünüz aydın. İnşallah önce sağlıklı saatle kucağınızı alın. Şu 3 ayı bir geçirin. Ondan sonraki süreçte de o hayırlı güzel haberlerinizi alırız. Çok teşekkür ederim. Sizi çok öpüyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ya şu yüz ifadesini o kadar iyi biliyorum ki. O duyduğunu algılayamama. Gerçek mi söylüyor acaba, rüyada mıyım? Yüzüm birden böyle bir karıncalanma oldu. Felç geçiriyorum falan sandım. Evet, ben arkadaşları tebrik ediyorum. Çok sizin bu duruşunuzun meyvesini aldınız siz. Aynen. Dediniz ya ben teslimim diye. Evet. Şöyle bir mesaj paylaşmak istiyorum. Çocuğu olmayan çiftler vardır. Evliliğin bir şartı çocuk değildir. Evet. Evliliğin olmazsa olmazı değildir lütfen. Evet. Siz zaten birbirinizi sevdiniz. Sizin bir çocuğunuz vardı, iletişim. Siz onu beslediniz, büyüttünüz. Ve Esra Hanım karşınıza çıktı, iyilik meleği. Ona vesile çok oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Gözünüz ait. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağlıklı saatte kucağınıza alın. O müjdeleri bizlerle paylaşın. İnşallah. Hem kalbimizin ısınmasına vesile olun. Hem gerçekten bu haberleri alınca çok evet, mutlu oluyoruz. Evet, bu zor süreçte yani atlattığımız zor dönemde yani insan bir yönden seviniyor, bir yönden de üzülüyor. Çünkü evladını kaybetmiş olan anneler, annesini kaybetmiş olan evlatlar hani... Bir tarafımız evet sevinçli ama bir tarafımız da buruk bu yönden. Buruk. Hepimizin öyle. O yönden çok üzgünüm ama bir taraftan da evet anne baba olacağımız için gerçekten çok sevinçliyim. Kız çocuğu çok olursa hadi Esra olacak. Bakalım inşallah. Yok inşallah. Ne istiyorlarsa vallahi koysunlar. Konuklarımı davet edeceğim ama stüdyoda bekleyen bir çiftim var. Onlar programımıza tüp bebek tedavisi için başvuruda bulunmuş. Zeynep Bayır ve Hüseyin Bayır çifti. Hoş geldiniz. 9 yıllık evliler. İstanbul'da yaşıyorlar. 2 kere tüp bebek tedavisi denemiş ama maalesef ki tüm o hani dualar, niyetler, tüm yapılan aslında o süreçte o cevabı beklemişsiniz ama... Gözde hep bir damla yaşta kalmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl başladı aşkınız 9 yıl önce? Yani birbirimizi gördük. Ondan sonra konuşmaya başladık. 4 yıl falan konuştuk. Sonrasında nişanlandık. Bir sene nişanlı kaldık, evlendik. 9 yıldır da evliyiz. 4 yıl görüşme nasıl geçti? Yani bir sözlülük, nişanlılık? Yok, olmadı. Olmadı. Ayrı şehirlerde mi yaşıyorsunuz? Yok, aynı. Aynı şehirdeydik. Aynı şehirdeydiniz. Dört yılda herhalde aileden gizli mi yapıldı görüşme? Biraz. Ama şu anda biliyorlar artık. Evet. Dört yıl boyunca birbirinizi sevdiniz. Nasıl sakladınız bunu? Aslında saklamadık. Biraz da biliyorlardı. Yani ben okuyordum zaten. Hangi bölümde okuyordunuz? Lise mezunuyum ben. Lisedeydim. Yani lisedeydiniz. Evet. Siz ne iş yapıyordunuz Hüseyin Bey? Ben özel sektörde çalışıyordum. Özel sektörde. 9 yıl boyunca... herkes eminim size programda da işliyoruz. Ne zaman çocuk oluyor? Evet. Var mı bir çocuğunuz diye soruyorlardır. Sanırım bu soru evladı olan için çok basit ve cevaplanması gereken bir soruyken diğer tarafta içinde bunun sıkıntısını çeken biri için çok ağır bir soru. Bu sorudan kaçmak ister ya da o sorunun gelmemesini bekleyen bir çiftsiniz siz. Evet. Ya biz kendimizi yıpratmadık ama dışarıdan gelen sorular gerçekten bizi çok yıprattı. Yordu. Süreç de uzundu zaten.
O sorulara nasıl cevap vermek istiyordunuz? Zaman var diyorduk. Yani saygımızı bozmak istemedik hiçbir zaman. Çünkü herkesin sorma hakkı yok aslında bu soruya ama herkes soruyordu. Yani o yüzden çok yıprandık. Bakın o kadar önemli ki açıkladığınız, hani şu anda birçok insanın izlemiş olduğu bir programda her soru her zaman sorulmaz, sorulamaz. Ve kimsenin de haddine değil evet. aslında. Yani yeni evlenen bir çifte ne zaman bebek dünyaya getireceksiniz denmemeli. Ya bu kadar yıldır evlisiniz, niye hala bebeğiniz yok, hadi çocuklar bir çocuk yapın dememeli. Evet. Bunlar aslında hani çok basit, sıradan gibi gözükse de başka insanların kalbini yaralayan sorulardan. Belli etmedik ama çok kırıldığımız yerler yani. Oluyordu. Kırmak istemedik çünkü kimseye. Onlar bizi kırdılar ama biz kırmak istemedik. Özelini de açmak istemiyorsun. Evet. Sorunu da anlatmak istemiyorsun. Çünkü hani dünyaya getirmedim ama kayıplarımız da oldu. O süreç daha zordu. Onu bildikleri halde sordukları için daha çok yıpranıyordum. Daha çok yıpranıyordu. O yüzden iyi niyetli bile olsa her soruyu yani... Bebeğiniz olacak mı, oldu mu, ikinciyi doğuracak mısın, doğurdu mu, niye kilo aldın, niye zayıfladın diye kimseye sormayacağız. Bilemeyiz altındaki sağlık sorununu, bilemeyiz onun içindeki yarayı. O yüzden de dikkatli ve özenli olmak, cümlelerimizi doğru kurmak lazım. Seyircilerimizin arasında gözü yaşlı... Annem galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Zeynep'in annesisiniz. Tabii ki Hüseyin'in de annesi. Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Hangi şehirde? Sultanbeyli. 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 Siz İstanbul'da, siz Isparta'da mıydı? Ben de Sultanbeyli'ndeyim. Yani siz de Sultanbeyli'desiniz. Bu süreci sanırım evladınızla beraber evet. Evet, hocam. Yaşadınız. Hem onun o... Tedavi sürecindeki sevincine hem de sonrasında da almış olduğu tüm haberlerin sonundaki o üzüntüsüne de şahit oldunuz. Belki de ondan daha fazla acı çektiniz. Ondan fazlasını yaşadım desem yalan olur mu bilmiyorum. Ben çok üzülüyordum ama hiç kızıma belli etmiyordum. Yani çok zor bir şey. Herkes soruyor Zeynep'in bebeği var mı? Zeynep ne yapıyor? Tedavi görüyor mu? Kaç çocuğu var? Hep içime atıyordum hocam. Hep içime atıyordum. Aile olmak için illa bir çocuğumuz olmasına gerek var mı? Yok. Aslında da. İşte insan bir özlem duyuyor illa ki. Evde hani bir ses olsun, bir heyecan olsun istiyor. Eşim mesela gece vardiyasında da çalışıyor. Ben yeri geliyor evde tek kalıyorum. Hani bir tane olsaydı diyorum bana ses olurdu. Hüseyin, kadınlar bu süreci daha zor atlatıyorlar. Tüm yükler onların üzerinde. Evet, çünkü her şey hormon. Onların bedeni üzerinde yani gerçekleştiği için o hormonal değişiklikler, ilaçların kullanımı, duygusal durumlarının değişimleri. Sen bu süreçte nasıl davrandın? Ben yine elimden geldiğince destek vermeye çalıştım. Her konuda yanında oldum. Hayat boyu da inşallah böyle olur. İnşallah. Programa katılmaya kim karar verdi? Biraz annemler. Siz mi istediniz? Siz mi aradınız programı? Mikrofon. Ben çok istedim hocam. Ben arattım. Ne bileyim. Sonra kabul edildik, çağrıldık, başladık Ali Osman Bey'le. Çok sağ olsun, çok ilgilendi bizimle. Evet, çok kıymetli biri. Çok seviyorum gerçekten doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'nu. Sevgilerimi, selamlarımı da gönderiyorum. Biliyorsunuz ki Esra Erol'da programında ben buna bir sosyal sorumluluk projesi gibi de bakıyorum. Yani maddi imkansızlıklardan dolayı tüp bebek tedavisini denememiş olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Defalarca deneyip artık elindeki tüm imkanları tüketenlere belki bir umut oluruz, yardımcı oluruz diye böyle bir sürece başladık. Başladığımız günden beri de sağ olsun hep iyi haberler aldık. Tabii ki hayır, yani o haberleri almadığımız zamanlar da oldu ama en azından konuklarımın, gelen kişilerin hiçbiri umutsuzluğa kapılmadı. Denemekten de vazgeçmedi. Siz de bunun için geldiniz. Ne zaman başladı tedavi süreciniz? Temmuz ayı olması lazım. Temmuz ayında. Sürekli gidip geliyorsunuz. Evet. Evet, biraz ufak tefek sıkıntılar oldu benden kaynaklı. O yüzden ara vermek zorunda kalmıştık. Hı hı. 6 Nisan'da transferim yapıldı işte. Sonucu bekliyoruz. Sonucu bekliyorsunuz. Evet. Hocam bir şey söyledi mi? Yok. Görüşmedik. Herhangi bir şey söylemedi. Yani şimdi bu sonucu söylemek de aslında çok da kolay değil. Sana anne olacaksın, annene anneanne olacaksın. Hüseyin sen de baba olacaksın. Değil mi yani? Gördünüz mü?
Gerçekten. Evet. Gözünüz aydın, bir bebeğiniz olacak. Allah nasip ederse 4 haftalık hamilesi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ay gel, kıyamam ben sana ya. Aa! Böyle sulu gözlü anneanne mi olur? Ay onu da çok bekledim. Allah razı olsun. Sizden de Ali Hoca'dan da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gözünüz aydın. Ay Zeyn'cim tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ay. Çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlı haberleri alalım. Şu 12. haftayı bir geçelim. Buyurun lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuğu size vermez. Yanmışsın sen. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hep izliyordum. Kızım diyordum. İlla sen onun doktoruna gidiyordum. Ay vallahi mahvettiniz beni. Of. Neyse, güzel haberlerle gözyaşlarımız aksın. İyi haberlerle gözyaşlarımız aksın. Hep umutla aksın. Diyoruz ya nefes aldıkça umut hep var diye. Her şeyde, her... Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Her şeyin bir sebebi ve kısmeti var. İnanın en önemlisi yani çocuğunuz olması değil. O çocuğa iyi bir anne baba olabilmek. Onu bu topluma, bu vatana hayırlı bir evlat olarak, iyi bir insan olarak... tüm farklılıklara saygı duyan, insanlara saygılı... ahlaki değerlerini almış, gerçekten iyi bir toplum ferdi olarak yetiştirebilmek asıl marifet. İnşallah. Gözünüz aydın. Sağ olun, teşekkür ederim. Güzel haberleri inşallah, fotoğrafları da bekliyorum. Şimdi ben bunu söylüyorum, bir bakıyorum zaman pırırt geçmiş. Bana bir fotoğraf karesi geliyor, kucaklarında çocuklar. İnanılmaz mutlu oluyorum sevincinize ortak olduğum için, hayatınızdaki bir şeye aracılık edip... vesile olduğum için, yani en azından yüzünüzdeki gülmenin sebebi olabilmek de çok büyük bir şans. Doktor Ali Osman Koyuncuoğlu'na da teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Hop. Şimdi hep beraber böyle bir sevinç gözyaşını akıttık. Allah hep böylesini nasip etsin. Ama anneanne beni mahvetti. Diyorum ya anneme, çocuğumu doğurduğumda anneme dedim ki beni böyle çılgınca sevemezsin diye. Tam da o misal aslında. Yani gerçekten bizi dünyaya getiren ebeveynlerimiz yani başka bir sevgiyle seviyorlar. Onu anlayabilmek çok mümkün olmuyor ama onlara en azından o sevginin karşılığını ve değerini verirseniz onlar herkesten çok mutlu olacaklardır. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.